Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunami'nin yıl dönümü dolayısıyla ülkede birçok kente anma törenleri düzenleniyor. Birçok aile radyasyon tehlikesini göze alarak çocuklarıyla birlikte Fukushima sahiline geldi. Kıyıya çiçek bırakan aileler gözyaşlarına hakim olamadı. Felaketin ardından 80 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Benim evim Namie semtinde. Evimize gidemiyoruz. Bu durum için hiçbir şey söylenmiyor. Bir yıl geçti ama olumlu bir gelişme yok. Depremle birlikte yaşamayı öğrenen Japon halkı doğal felaketten çok aslında sorumluların yetersiz çabalarından yakınıyor. Çocuklar bile bu durumdan şikayetçi. Bir yılın nasıl geçtiğini fark etmedim bile. Sorumlu kişilerin bu konuda ne yaptıklarını merak ediyoruz. Tsunami'nin dev dalgaları arasında kalan Ofunato kentinde toplanan insanlar hala kayıp olan 420 kişi için dualar etti. Japonlar her şeye rağmen canlılığını koruyor. Her olayın pozitif yanını düşünen Japon halkının bu özelliği burada da devreye giriyor. Buraya tsunami'de hayatını kaybeden büyük babama iyi olduğumu ve her şeyin yolunda olduğunu söylemeye geldim. Hayata tutunmaya çalışan Japon halkı yaralarını sarmaya devam ediyor.